Günaydın. Afacan yine yaramazlık peşinde. Gördünüz mü? Bakın buraların haline. Geceden ben buraları tabii topladım, böyle şey yaptım. Her tarafa oyuncakları. Bir bakın ya. Hayır, bir de küsüyorsun. Niye küsüyorsun annem? Ne oldu? Kızmadım ki anneciğim. Niye kızayım? Burada kim var? Tabii Sait var bende. O da niye var hemen söyleyeyim. Annemleri az önce yolcu ettim. Tamam bir tanem. Ondan sonra Bahar onları koymaya gitti garaja. Ben de Sait'i aldım geldim. Onlar taksiye binerlerken ben de hemen Sait'i aldım geldim. Nehir uyanmıştı çünkü fazla vakit kaybetmedim. Ondan sonra vedalaştım. Hemencik geldim ben de. Gittiler bakalım. Allah'ım yol açıklığı versin inşallah. Rabbim tekrar kavuştursun bizi. Nehir hemen bu tarafa geldi. Gel. Hemen bu tarafa geldi Nehir. İçeriye Evet. Oyun geldim. mu oynadın? Ben Tamam. Annen az sonra bindirir. 11.30'da falan binecekler. Bahar bindirdikten sonra gelir. Nehir'in ilacını verdim. Şimdi kahvaltı saatini bekliyorum. Mecburen değil mi annem? Tamam aşkım bir şey yok. Bir şey yok anneciğim. Canlarım dün doğum günü mesajları yazmıştınız, yorumları yazmıştınız. Ben onların hiçbirisine cevap veremedim. Çünkü gerçekten hani hem kalabalıktı. Ondan sonra geldikten sonra da evde işim vardı. Yani hani ne olur kusuruma bakmayın. Fırsat bulup da her birinize teker teker yorumlar için teşekkür edemedim. Şimdi hemen burada edeyim. Doğum günüm için yazdığınız güzel dilekler için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah hepinizden. Ondan sonra inşallah Rabbim nasip ederse çok doğum günlerini hep beraber kutlarız inşallah sizle böyle. 37 olduk artık Allah'ın izniyle. İnşallah böyle 40'ları 50'leri falan hep beraber görmek nasip olur. Ondan sonra yani ben sizi kaybetmeyi asla istemem, asla istemem. Hepinizi çok çok seviyorum. Neyi bitmiş halacım? Zazı mı bitmiş halacım? Onun zazı bitmiş, tamam. Onu zarzına takalım, tamam mı? Ay oğlumun annesi de şimdi gelir. Değil mi? Evet gelir. Şimdi gelir derken daha var ama bak biliyor musun? Bir tanem sen. Benim kızım bıcı bıcı yaptı. Misler gibi de koktu. Değil mi anneciğim? Bugün çok erken kalkmıştı. Nehirim. Onun için bugün öğlen uykusunu yatıracağım. Bakalım şey yaparsa şansımızı deneyelim ama uyur büyük bir ihtimal gibi geliyor inşallah. Anneciğim hadi bay bay. Hadi iyi uykular anneciğim bay bay. Bay bay. Az önce topladım ben bu odayı. Vallahi az önce toplamıştım. Ondan sonra buraları falan topladım. Denizin şeylerini. Ivır zıvır malzemelerini falan. Yani sürekli deniz de çok dağınık olmaya başladı. Acayip dağıtıyor her tarafları. Bakalım Nehir de şimdi uyursa. Nehir de şimdi uyursa inşallah. Ben de ne yapacağım? Hemen vakitlice böreğimi pişireceğim. Bugün börek yapmak istiyorum. Böreğimi pişireyim. Ondan sonra şöyle bir rahat bir nefes alayım inşallah. Az önce de ne yaptım onu söyleyeyim size. Banyonun petek temizliği geçen biliyorsunuz ya komi temizliği yapılmıştı. Bütün peteklerin temizliği şeyden yapıldı. Banyonun peteklerinden yapılmıştı. Onun için böyle yerdeki fayanslar inanılmaz böyle o kadar kötü durumdaydı ki. Hani böyle o çıkan suyun böyle verdiği şey fayanslar böyle komple berbat durumdaydı. Böyle kapkaraydı. Onları temizledim. Neyle temizledim onu da söyleyeyim. BİM'den aldığım şeyi biliyorsunuz zaten.
makine temizleyici var ya, onlarla temizledim. Biraz daha iyi oldu ama bir iki gün sonra tekrar bir üzerinden geçmem lazım. Hiç domestos yapmamak için kendimi zor tuttum ama bu sefer eğer biraz daha hani hoşuma gitmezse takıntı yaparsam herhalde şey yapacağım. Domestos'ta falan temizleyeceğim tekrar orayı da. Ondan sonra ben hemen şimdi bir hadi gidelim mutfağa ıspanaklarımı suya basayım. Bugün de ne yapalım? Börek yapalım. Akşama çünkü bayağı zamandır yapmıyorum. Ispanaklarımı 3 defa falan yıkadım. Bir iki defa daha yıkayacağım. Her zaman çok korkarım vallahi ıspanakların böyle hani çok yıkanmadığı zaman falan hani şey oluyor ya. Taşlı falan kalır diye. Benim böbrek taşlarım da var biliyorsunuz zaten. Allah muhafaza. Ondan böyle bir korku var bende. Bir iki defa daha yıkayacağım. Ondan sonra kıyacağım. Peynirlerimi de çıkarttım. Şöyle göstereyim size. Böyle salamura peynirlerim vardı. Markete inmeye üşendim sizin anlayacağınız. Onun için şey alacaktım aslında. İçine çökelek alacaktım da. Tuzsuz çökelek alacaktım. O da olmadı valla. İnemedim. Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum yani sizin anlayacağınız. Onun için şey yaptım artık. Evdeki peynirlerden yaptım. Kıydıktan sonra şey yapayım. İç malzememi hazırlayayım. Ispanağımı hazırladım. Canlar şöyle göstereyim size. Peynirimi koydum. Çok az bir de yağ gezdirdim. Çok az böyle. Çok yağlı olmasını falan istemiyorum çünkü. Ondan sonra yufkalarımı da şöyle açayım. Ne yapsam diye düşündüm. Dedim şey yapayım ya. Gül böreği mi yapsam dedim. Tepsi mi yapsam. En sonunda tepsi böreğine karar kıldım. Şimdi gül böreğiyle çok uğraşacağım yoksa. Görünüyor. Hemen şöyle dileyim. Bakayım karşınızda. Bakalım arası nasıl olmuş. Şöyle çevireyim. Şöyle. Ne güzel de kokuyor. Oh, ellerime sağlık. Hemen şöyle ne yaptığımı da göstereyim size. Alayım bir kameramı. Zeytinim var, peynirim var. Ondan sonra domates kıydım biraz. Ondan sonra salatalık kıydım. Şurada da salatalık turşum var. Hemen şöyle göstereyim. Çayım da hazır. Demlendi. Şimdi babamızı bekliyoruz. Allah izin verirse inşallah. Yarım saate falan gelecek. Nasip olursa. Ondan sonra bir karnımızı doyuralım. Tekrar görüşelim. Kızımın hediyeleri. Hemen göstereyim size şöyle. Ya mı çok tatlı. Bakın. Bakın teyzoşlar. Aşağı komşum Nehir'e hediye olarak bunları getirdi. Çok güzeller ama. Bir de ne var?
Elsa bebek mi? Elsa bebek mi? Elsa. Elsa bebek. Nihir. Nihir ona bayıldı zaten. Elinden düşürmüyor şu an. Değil mi anne? Şöyle bak. Nihir bak. Bak bak ütüsüne bak kızımın ya. Bak bak. Nihir bak ütü yapıyor annişim. Bak. Böyle yapacağım. Hadi. Korktu. Bebeğim niye korkuyorsun? Al annem. Korktum. Tamam tamam onu alma. Tamam onu alma anneciğim. Nihir korktu biraz ışığı falan yanınca. Vay tipini yediğimin çocuğu. Bir de bunlar var. Şöyle göstereyim hemencik. Böyle kovasıyla şeyleri, kürekleri falan. Ondan sonra böyle şey getirmiş böyle raflı sele gibi işte. Allah razı olsun. Sağ olsun inşallah düşünmüş de getirmiş. Çocuklar oynasınlar diye. Tamam tamam bebeğini versene anneciğim. Korktu herhalde. Nihir al anneciğim. Bakışa bak ya.